Saadettin Ökten de Kemal Sayar Hoca'nın söyleşilerinden oluşan kitap var. Bir seridir. Onun Gönül Çalab'ın Tahtı diye son bir şey vardır. Merak edenler bir okusunlar ya. Biz neleri kaybettiğimiz için bugün bunları konuşuyor hale geldik. Şimdi ya her birimiz kendimizden örnek verebiliriz. Efendim çocuk sizin mali kaç külfet. Çocuğunuz var? Ay çocuk mali külfettir. Böyle bakarsan doğru. Kaç çocuk var sizde? Ben bu tür kişisel şeylere cevap veriyorum. Ben şu an iki evladım var. Şu an pişmanım. Ne? Ben bir erkek, bir Kürt olarak bir erkek egemen anlayışı kırmak için iki kız çocuktan sonra çocuk yapmama karar aldım. Keşke daha fazla sayıda çocuklarım olsaydı. Ben böyle çocuğu, böyle mali külfet. Bunun bir sınırı yok çünkü. Yani şunu giydirmesem, bunu yapmasam, işte bunlar çocuk gelirse. Her çocuk rızkıyla gelir. Biz böyle inanırız. Keşke daha fazla çocuğum olsaydı. Biz böyle geliriz. Bakınız biz gömlek değiştirdik. Batı'nın değerlerini aldık. Yaşadığımız şehirler bile Batı'nın şehirleri. Kendimize ait şehirlerimiz yok. Oturduğumuz apartmanlar sanayileşmenin, Batı sanayileşmesini getirdiği. Çarpık kentleşmeler, işte getolar falan. Şimdi biz başka bir kültürün içine doğduk. Başka bir değerler sistematı içine doğduk. Dolayısıyla her şeye ekonomik bakıyoruz. Ekonomik her şey değildir, hiçbir şey değildir anlamını söylemiyorum. Tabii ki önemli. Fen bakıcı. Ben kız kardeşimin leğenin içine nasıl doğduğunu hatırlıyorum. Rahmetli annemin. Kaç çocuk var, kaç kardeşim var. Yani efendim geldi, çocuk nasıl bir... Yani ekmek de yersin, soğan da yersin. Ama yok ben şurada da oturayım, bakıcı da gelsin. $1000, hiçbir devlet de vatandaşına bu kadar çok para veremez yani. Bizim kanaat, kendimizden de söylüyorum yani. Başkasına siz bununla yetinin, biz de en iyisini, böyle şeylere karşıyım. Ama yani kanaatkar değiliz. Batı bizi tüketime alıştırdı. Şu an telefonumuz, kullandığımız telefon. Bu bir statü yani. Ne bunu evet. Göstereceğiz yani. Evet. Ama buna düne kadar para veriyoruz değil mi? Hangi ihtiyacımız gideriyor? Ama mesela bunun yeni modeli çıksın, ilk bizde olması gerekiyor ya. Şimdi kanaat kültüründen uzaklaştık. Geleneksel değerlerimizi yitirdik. Şimdi geleneksel kavramına yüklediğimiz şey o kadar yanlış ki. Batı bizim için şey, Batı sınayileşmesi. Sınayileştiğin andan itibaren işte bu tür toplumsal travmatik durumlar ortaya çıkıyor yani. Osmanlı niye sanayileşmedi? Mesela bu sorunun cevabı çok entelektüel cevaplar, tarihi okumaları gerektirir. Yeri burası değil. Ama biz çok farklı bir şeyin içine doğduk. Yani şimdi, mesela babalarımız, ben düşünüyorum da yani rahmetli babam, annem, ya gariban annem, Türkçe bilmeyen bir Kürt kadını, babam kendi şartlarını. Ya bu kadar çocuk yani hiçbiri düşünmedi yani. Günün birinde herhalde Mehmet Metiner büyüyecek, şöyle olacak, kimse böyle... Meclise girecek, ya. Vekil olacak. Ve hatta Recep Tayyip Erdoğan'ın babası herhalde oğlu dünyaya geldiğinde cumhurbaşkanı olacak. Şimdi bütün bu söylenenler çok anlamlı, değerli. Bunları... Bu gerçekliği göz ardı etmiyor. Çünkü içine doğduğumuz, içinde yaşadığımız koşullar artık böyle düşünmemizi sağlıyor. Dolayısıyla köpek beslemeyi, evlat gibi köpek büyütmeyi, çocuk şey yapmaya tercih ediyoruz. Bu da hayır. Bu da batıya duyduğumuz bir şey. Mesela batıya gidiyor, adam bakıyor iki tane kita dolaştırıyor. Bunu söylerken karşı çıktığım için değil. Yani köpeği beslemeyelim bilmem. Hemen böyle tersinden okumalar yapmayalım. Ama çünkü evlat sevgisi yok. Mesela bir köpeğe duyduğu sevgiyi bir insana duyamıyor. Duyamıyor. Şimdi dolayısıyla bence kodlarımızı yeniden değiştirmemiz lazım. Şimdi ben de ona gelecektim. Kodlarımızı değiştirmediğimiz sürece şöyle yapalım. Dersin ki ben şu gece konduda otururken filan niye şurada oturuyor? Şöyle yapalım. Çocuğuna bakışı da alma kardeşim. Hep diyorsun. Sayın Metiner, şöyle yapalım. Şimdi sorunumuz mevcut. Doğurganlıkla ilgili bir doğurganlığı arttırmamız lazım. Var. Cumhurbaşkanı çok doğru bir şey söyledi. Eğer zihinde nüfusumuz gelmezse çok çok